Okullarda bize bir yazarı anlamak için önce yaşam öyküsüne bakılması gerektiği anlatılmıştır. Bu alışkanlıkla söyleşimize başlamadan önce Emin Alper'in yaşam öyküsünü paylaşmak istedik. Tabii ulaşabildiğimiz kadarıyla. Emin Alper 1974 yılında Konya'nın Ermenek ilçesinde doğdu. Burası aynı zamanda onun ilk uzun metraj filmini çekeceği topraklardı. Ne gariban be? Gariban mı eşkıya mı? Kaç kere uyarım? Ankara Fen Lisesi'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliğine başladı. 2 yıl sonra İktisat bölümüne geçti. Doktorasını ise Modern Türkiye Tarihi konusunda yaptı. Sinema ile ilgili bildiğimiz ilk üretimi, öğrenciyken üniversitenin sinema kulübünde çıkardığı Görüntü Dergisi ve oradaki eleştiri yazıları. Seyfi Teoman'la tanışması, Emin Alper'in sinema kariyerini önemli ölçüde etkiledi. 2004 yılında onun yönettiği Apartman adlı kısa filmde oyuncu olarak yer aldı. Canan Hanım, telefonunuz çalıyor. 2005'te Umut Aral'ın Çarpışma adlı kısa filminde rol aldı. Kaçtı mı? Aynı yıl ilk filmini yönetti, Mektup. Sonraki filmi Rifat ise Bükreş Uluslararası Kısa Film Festivali'nde en iyi film ödülünü aldı. Biz onun adını 2012'de çektiği ilk uzun metraj filmi Tepenin Ardı'yla duyduk. Orman işletmesinden emekli Faik ve ailesinin kendi yarattıkları düşmanla mücadelesini anlatan film, küçük bir Türkiye portresi çiziyordu. Bir de yerden yerisin yeminle. Hadi işine bak! Hadi! Emin Alper's work in his Turkish-Greek film Tepenin Ardı, zweites Türkisch. Emin Alper bu filmle Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Caligari Film Ödülü, Asya Pasifik ve İstanbul Film Festivallerinde en iyi film ödülleri dahil olmak üzere 32 ödül kazandı. Abluka, Frenesi, de Emin Alper. İkinci film Abluka'nın aldığı ilk ödül Venedik Film Festivali'nde jüri özel ödülü oldu. Thank you very much. It's great to be here. Film bir kaos ortamında iki kardeş arasındaki ilişkiyi konu ediniyor. Bana az içim ısınmıyor tabii, değil mi? Nereden çıkardın abi ya? Bir şey diyemiyorum tabii, haklısın sen de. Birçok ulusal ve uluslararası festivalden de ödüllerle dönen Abluka, son olarak Sinema Yazarları Derneği tarafından 4 dalda ödüle layık görüldü. Çok zor bir iş yaptık. Kışta kıyamette 7 hafta boyunca çok ağır çalıştık. Emin Alper 2003 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde akademisyen. Aynı zamanda Tarih ve Toplum, Birikim ve Mesele gibi dergilere yazılar yazıyor. Emin Alper evli ve şimdilik 2 kısa, 2 de uzun metraj film babası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben önce sinema sektörüne nasıl giriş yaptığınızla başlamak istiyorum. Çünkü sinema sektörünün haricinde farklı bir alanda akademisyenlik yapıyorsunuz. O yüzden sinema sektörüyle başlayalım istiyorum. Aslında sinema sektörüne hiç giriş yapmadım galiba. Hala kendimi tam sinema sektörü içinde hissetmiyorum. Ama film yapmaya nasıl başladım diye yani soracak olursak, zaten hep üniversite yıllarından beri sinemayla çok yakın ilişki içindeydim. Sinema kulübünde çalışıyordum Boğaziçi Üniversitesi'nde. Tabii o zamanlar sadece film izleyip tartışıyorduk. Sonra ilk kısa film çekerek başladım. İlk adım mı oldu? Hani sinemayla, sektörle ilişki kurmamda yine bana çok fazla yardımı dokunan arkadaşım rahmetli Seyfi Teoman kısa filmlerinde de bana çok yardımcı oldu. Ben onun kısa filminde oynadım. Kusura bakma, rahatsız ettim. Kira günü bugün malum. Üzerimde yok yalnız şu anda. Bankamatikten çekip getireyim ben size.
ardından o benim kısa filmde yönetmen yardımcılığı yaptı falan. İki tane kısa film çektim 2004-2005 yılları. Ama ben hep dışarıdaydım. Yani gerçekten hiç sektöre girmedim. Çektim ve ondan sonra işte akademik çalışmalarıma devam ettim. Ama hep kafamda film çekmek vardı ve hep senaryolar yazıyordum. Kültür Bakanlığı'nın 2005'ten itibaren filmleri desteklemeye başlaması ile birlikte hani önümde artık bir fırsatın açıldığını düşündüm. Yine sektörle daha yakın bağlantılı olan arkadaşlarımla onlar sayesinde işte başta Seyfi, ardından Yamaç Okur, aynı okuldan, aynı kulüpten birbirimizi tanıyoruz yıllardır. Onlar sayesinde bu işi daha artık ciddi bir şekilde realize etmenin yollarını aramaya başladım. Sektörden değilim derken gerçekten de şunu kastediyorum. Yani filmlerim dışında sektörle ilişkim yok. Yani sadece film çekerken sektörle ilişkiye geçiyorum. Öyle bir durumum var. Onun dışında işte okul devam ediyor, akademik hayatım devam ediyor. İşte senaryo yazıp yine bir dahaki projeye, yine bu şekilde bir dahaki filmde tekrar sektörle bir temas kuracağım. Kısa filmlerle başladınız. Önce iki kısa film çektiniz, ardından iki tane uzun metraj filminiz oldu. Bu kısa filmler uzun metraj için bir geçiş aşaması mıydı, yoksa yine kısa film çekmeyi düşünüyor musunuz? Yani ben çektiğim zaman benim için öyleydi. Yani biraz zorlama çıkmıştı çünkü kısa film hikayeleri, senaryoları. Çekmek zorunda olduğumu düşünerek yapmıştım. Çünkü daha o yıllarda uzun film çekmek istiyordum. Asıl hedefimin uzun film çekmek olduğunu biliyordum. Senaryolarımla, senaryo taslaklarımla uzun filme yönelikti. Dolayısıyla kendimi o dönemde hem bu işin mutfağını biraz anlamak, tanımak için kısa film çekmek zorunda hissettim. Hem de yani uzun filme geçmeden önce elinizde bir şeyin olması her zaman iyi bir tür referans olarak. Ama daha sonra ne olur bilmiyorum. Eğer aklıma iyi bir kısa film hikayesi gelirse, yani şundan çok iyi bir kısa film olur falan diye düşünürsem belki denerim. Şu ana kadar öyle bir şey olmadı ama. Türkiye'de festival filmlerinin gişeyle ilgili bir problemi var. Şöyle gişe filmleri daha geniş bir yankı buluyor. Hı hı. Ama festival filmleri genelde sınırlı sayıda seyirciye ulaşabiliyor. Siz de Tepenin Ardında filminde de aynı problemi yaşadığınızı okuduk. Bununla ilgili neler söylersiniz? Yani bununla ilgili çok şey söyleniyor ama işte sonuç değişmiyor. Hatta sonuç biraz daha da kötüye gidiyor. Mesela bizim Abluka filmi Tepenin Ardından daha az gişe yaptı. Yani biz tam aksi yönde bir beklenti içindeydik. Çünkü Tepenin Ardı bir ilk filmdi. Yani kimse yönetmeni tanımıyordu. Tepenin Ardı sevildi nispeten. Dolayısıyla bu filmi önce Tepenin Ardı'nı sevenler izler. Sonra belki de başkaları da çekebilir, başkalarını da çekebiliriz diye düşünürken tam aksi oldu. Bu konuda sektör çok karamsar. Bağımsız film yapanlar, işte festival filmi dediğimiz filmleri yöneten insanlar çok karamsar. Sebeplerini tartışıyoruz. Bir kere genel olarak Türk filmlerinin sayısı çok hızlı artıyor. Ama seyirci aynı oranda artmıyor. Dolayısıyla bu film başına düşen seyirci azaltıyor gibi bir tahmin var. Değişen seyirci tipolojisinin etkisi var. İşte teknolojinin etkisi var. Abluka'dan biraz bahsedelim. Son filminiz aynı zamanda çok sayıda da ödül aldı. Geniş bir prodüksiyonu ve zahmetli uzun bir süreci var. Çekim şartlarından ve yapım aşamasından biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Tepenin Ardından'a göre çok daha ağır bir projeydi bizim için. Çok daha zor bir projeydi ve yine Türkiye'deki bağımsız sinema standartlarının biraz üzerinde bir projeydi. Yani bütçe anlamında, prodüksiyon anlamında. Yani bir mainstream filmle bir işte bağımsız film arasında bir yerlerdeydi. Dolayısıyla bizi çok zorladı. Yani finansman aşamasında çok zorlandık. Çünkü Türkiye'deki finansman yapısı genelde işte minimal filmleri finanse etmeye yetiyor. O da bakanlık. Yani eğer bir ciddi bir yatırımcınız yoksa, ticari bir filmi çekmiyorsanız, sadece bakanlık ve onun üzerinde bulduğunuz işte birkaç küçük Avrupa'dan fonla filmlerinizi finanse ediyorsunuz. Bu da ancak minimal filmlerin çekilmesine yetiyor. Ahmet, sesini duydum. Aç kapıyı. Abi vallahi billahi içeriden acayip acayip sesler geliyor. Zili basıyor, kimse kapıyı açmıyor abi. Hadi, hadi. Kadir abini yeni işine çek. Hadi. Bunlar test ediyoruz. Seni cevval bir istihbaratçı yapacağım ben inşallah. Yoksa ikimiz de sıçacağız Kadir. Bundan yaptığın bombayla en az 2-3 tane adam götürürsün Kalabalık Caddede. Ali! Ağabeylik mi şimdi bunu yaptı? Haber vermeden, iz bırakmadan çekip gidiyor ya. Abluka'dan
ablukada sürekli hissedilebilir güvensizlik ve panoraya ortamı var. Bu durumun seyirci üzerinde sürekliliğini sağlamak için kullandığınız bir teknik var mı? Ya da herhangi bir çalışma yaptınız mı? Yani yok. Bunun için tabii ki biraz kadrajlara dikkat ediyoruz. Ettik yani, ettim. Zaten filmin çok karanlık bir atmosferi var. Filmin mümkün olduğu kadar özellikle sonlara doğru gece sahnelerinde geçmesi için senaryolara müdahaleler yaptım. Onun dışında da ses, büyük ölçüde sesten faydalandık. Siyaseti, yani daha doğrusu siyasette atıfta bulunan konulara değiniyorsunuz. Erkek karakter sayısının filmlerinizde baskın olmasını, siyasi şiddetin biçtiği roller üzerinden değerlendirebilir miyiz? Siyasal şiddetten söz ediyorsak, şiddetten söz ediyorsak ister istemez zaten erkek kimliği biraz ön plana çıkıyor. Benim zaten bir de şahsi olarak hani erkek kimliğiyle, erkek kimliğinin şiddetle ilişkilendirilmesiyle şahsi dertlerimde olduğu için erkekler kendinden filmlerde öne çıkıyor. Filmlerinizdeki karakter ve oyuncu eşleşmeleriyle ilgili biraz da konuşmak istiyorum. Filmlerinize baktığımızda bu eşleşmelerin, daha doğrusu karakterlerin oyunculara çok iyi oturduğunu görüyoruz. Bu karakter seçimini senaryoyu yazarken kafanızda mı acaba biçimlendiriyorsunuz ya da karaktere göre rol yazdığınız oluyor mu? Yok, yani şimdiye kadar hiç öyle olmadı. Genelde yani karakter senaryo yazım aşamasında oluşuyor ve kafamda oyuncu olmuyor. İstisnai durumlar var tabii. Yani bazen yazarken böyle şu oyuncu buna iyi olur dediğim birkaç örnek var ama çok az bunlar. Genelde onları hiç düşünmeden yazıyorum. Tabii Mehmet Özgür mesela en başından beri Kadir karakteri için düşündüğüm birisiydi. Ama senaryoyu yazdığım sırada Mehmet Özgür'ü tanımıyordum. Tepenin ardında tanıştım ben Mehmet Özgür'le. Ama Mehmet Özgür'le tanıştıktan hemen sonra hiç başka birisini düşünmedim Abluka için. Kas süreci bende bayağı sancılı geçiyor ve uzun uzun düşünüyorum. Peki sinemasını takip ettiğiniz ve kendisinden beslendiğiniz yabancı ya da yerli isimler var mı? Türkiye'de özellikle aşağı yukarı çekilmiş, yani bağımsız film adına çekilmiş bütün filmleri izlemeye çalışıyorum. Yani hem bizim bir üst kuşağın filmlerini her seferinde çok merakla bekliyorum. Hem de bu yeni kuşak, ki çoğu zaten arkadaşım. Hani onların ne yaptığını tabii ki merakla izliyorum. Senaryosunu kendi yazdığınız filmlerin yönetmenliğini yapıyorsunuz. Başka senaristlerin filmlerini çekmeyi düşünüyor musunuz? Yani bu konuda özel bir prensip kararım yok. Şu an için evet, kendi yazdıklarımı çekiyorum. Daha var çünkü gelecek olan da bir takım taslaklar var kafamda ama çok enteresan bir şey bulursam, çok enteresan bir proje gelirse neden olmasın, ama o senaryoya da muhtemelen müdahale ederim. Yeni çalışmalarınız var mı diye soracağım ama hani bu sefer genel filmde yansıttığınız atmosferlerden daha farklı, belki siyasi olmayan, belki biraz da karamsar havadan uzak filmler yapmayı düşünüyor musunuz? Şu an biz proje üzerine çalışıyorum. Yazım aşamasında henüz. Farklı tarafları var. Mesela kadın karakterler var bu filmde. Politik de değil. Ama karamsar. İlerleyen tarihlerde ya da ilerleyen dönemlerde çekmeyi düşünür müsünüz karamsar? Hiç karamsar olmayan. Yani karamsar olmayan bir film çok düşünemiyorum. Bu ülkede hiç düşünemiyorum. Ama onun dışında yani özellikle karamsar olmayabilir tabii ama hani zaten yani bir sanat eserinin bence amacı işte iyimserlik yaymak, insanlara gülücükler saçmak ve insanların yüzünde gülücükler tebessümüne uğursam olmamalı. Çok karanlık olmasa bile bir şekilde kaygı dozu yüksek filmleri çekeceğimi düşünüyorum. Öyle filmlerden ve öyle romanlardan hoşlanıyorum zaten. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Çok teşekkür ediyoruz.